Merhabalar. Adana'da olmanın en avantajlı yönlerinden bir tanesi Adana'nın yemeklerinin güzel olması. Ama en dezavantajlı yönü yine Adana'nın yemeklerinin güzel olması. İkisi. İlkokula ilk başladığınız günü hatırlıyor musunuz? Birinci sınıfa başladığınız günü. Resim bu. Anneniz veya babanızla birlikte ilkokula geliyorsunuz. Okul sizi karşılıyor. Diyor ki, çocuk bu mu? Okula yazılacak çocuk. Evet, bu. Olmamış çocuk. Yapamamışsınız. Biz çocuğun davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla bir takım değişiklikler meydana getirmek istiyoruz. Çocuğu sınıfa alalım. Tabii bir tarafta eğitimin sorumluluğunu üstlenmiş, o sorumluluğun ağırlığını taşıyan okul, diğer tarafta da işte meraklı, kaygılı, heyecanlı bir çocuk. Karşılaşmamız böyle oluyor. Daha sonra bu karşılaşma, bu yolculuk sürüyor. Okul bizi değiştirmeye çalışıyor davranışlarımızı. Ama bu arada okul kendisi de değişmeye devam ediyor bir taraftan da. Kendisi nasıl değişiyor? Biz okulu yıllarca hep suçladık. Dedik ki okul insanları birbirine benzetiyor. Şimdi artık okul bununla uğraşmamaya başladı. Biz çok suçladığımız için. Benzer özellikteki öğrencileri ve aynı okullara alıyor. Uğraşmıyor artık. Gördüğünüz gibi iki tane farklı okul. Farklı öğrenciler alıp da birbirine benzetmekle uğraşmak yerine ne yapıyor? Farklı iki okulu, farklı iki sosyoekonomik düzeyden gelen öğrencilerle dolduruyor. Artık daha konformist davranıyor okul. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Uluslararası sınavlar. Önce merkezi yerleştirme sınavlarından bahsedeyim. Merkezi yerleştirme sınavları şu anda Avrupa'nın 12 ülke veya bölgesinde yapılıyor. Merkezi yerleştirme sınavları. Bu merkezi yerleştirme sınavları benzer özellikteki öğrencileri alıyor, benzer okullara gönderiyor. Benzer sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler, bunların çoğunluğu öyle oluyor. Bunlar benzer başarı düzeyinden de öğrenciler oluyor. Farklı okullara yerleştiriyorlar. Yani okul sanki böyle biraz sebze meyve haline benzemeye başladı. Orada da var ya böyle kasalarda işte domateslerin irisi, orta boy, küçük boy, çürük, çürük olmayan diye de ayrılıyor. Aynı zamanda okul sanki böyle biraz sebze meyve haline benzemeye başladı. Bizi böyle ayırıyor farklı özelliklerimize göre. Bu yani heterojen bir yapıdan, okul heterojen bir yapıdan homojen bir yapıya doğru evriliyor. Gittikçe aynı özellikteki çocuklar bir arada olmaya başlıyor. Bunu başka ne destekliyor? Kentleşme politikaları. Bazı ülkelerdeki kentleşme politikaları, işte kentin yeni yerleşim alanları var. Oralara bazı yerler gecekondu önleme bölgeler olabiliyor. Bazı yerler daha lüks konutlar. Bir bölüm kentte oraya göçüyor. Diğerleri başka yerlerde kalıyor. Sosyoekonomik düzey bakımından kent ayrıştığı için okulları da ayrışıyor. Birbirinden farklı şu. Bu da bir homojenleşme nedeni. Aynı zamanda özel okulların sayısının artıyor olması gittikçe. Bir homojenleşme nedeni aynı zamanda bu da. Özel okulların sayısı artıyor. Tabii özel okulların sayısının artmasında bir mahsur yok ama. Şöyle artarsa daha anlamlı olur. Özel okula devlet okulunda alınması gereken standart dil, matematik, fen başarısı için değil, özel okulun farklı bir vizyonu, değerleri, felsefesi varsa onun için göndermemiz gerekiyor. Asgari bir devlet okulunda verilmesi gereken akademik başarı için gönderilmemesi lazım. Öncelikli hedefin bu olmaması lazım. Yine okulu homojenleştiren durumlardan bir tanesi, bu da çok önemli, yüksek öğretimin ücretli olduğu ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Bu ülkelerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki en alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocukların sadece %10'u lisans diplomasına sahip olabiliyor. Yani yüksek öğretim alanı da homojenleşmiş oluyor. Orada da belli sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler devam ediyor. Yine Dünya Bankası'nın araştırmalarına göre bizim fen lisesindeki öğrencilerimizin %65'i, çok önemli bir rakam, en üst sosyoekonomik düzeyden gelen çocuklar. Aslında bu merkezi yerleştirme sınavları var ama bunlar neyi, nasıl seçiyor bunu da anlamak zor. Aslında seçtiğimiz şey öğrencinin özgeçmişine göre biz öğrenciyi seçiyoruz. İşte haldeki gibi kategorize ediyoruz öğrencileri. Şimdi burada literatürde son yıllarda bir kavram ortaya çıkmaya başladı. Toxic school. Yani zehirli okul. Zehirli okul dediğimiz okul nasıl bir okul? Öğrenciyi alıyor. Hiçbir şey katmadan, öğrenmeyi onun için anlamlı bir hale getirmeden, öğrencinin öğrenebileceğine de inanmıyor üstelik yeterince. Öğrenci aldığı gibi
çıkartıyor öbür taraftan. Aslında aldığı gibi de çıkartmıyor. Bir takım olumsuz davranışlar da kazandırıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şu, okulu gelecekte şu tehlike bekliyor. Dikkat edersin, okul akademik başarısı düşük öğrenciler, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden gelen öğrenciler için gittikçe daha az anlamlı yer haline gelmeye başladı. Okulda aradıklarını bulamıyor, işte toksik okullar oluşmaya başladı. O zaman biz niye okula gidiyoruz? Amacımız yok. Öğretmenlerin bugün için zorlandıkları şey nedir? Öğrencileri motive edemiyoruz, onlara bir amaç kazandıramıyoruz. Okul onlara bir şey sunmuyor. Kendi böyle fil dişi kulesini daha da sağlamlaştırmış durumda. Ve öğrenciler gerçek hayatta fakir, zengin hepsi bir aradayken okulda bir homojenleşme var. Gerçek hayattan gittikçe kopuyor okul. Bu okul için önemli bir sorun. Bu dezavantajı öğrencilerle ilgili ne yapacağını kesinlikle düşünmesi lazım. Onlar için okulları tekrar anlamlı yerler haline getirmesi lazım mutlaka. Diğer bir durum. Okul gittikçe daha zor ölçebildiği özellikleri bırakıyor, daha kolay ölçebildiği özelliklere odaklanıyor. Eğitimden öğretime odaklanıyor, okuldan işletmeye benziyor gittikçe. Bu işi nasıl başarıyor? Şöyle yine uluslararası sınavlar, merkezi yerleştirme sınavları 1962 yılında sadece İsveç'te yapılıyor bu sınav. Bizdeki ÖSYM, ÜSYM adıyla 1974'te kuruluyor. Şimdi bu... Merkezi sınavlar, yapılan merkezi sınavlar okullara bir rol gönderiyor. Diyor ki, bak benim için matematik, fen, dil başarısı çok önemli. O zaman diyor sen bunları iyileştirmeye çalış, bunları yükselt. Okula bu rolü gönderiyor. Rol gönderenler hangi rolleri göndermişse bir kişiye ya da kuruma, bir müddet sonra o kişi veya kurum rolünü öyle algılayabilir. Ya diyor ki o zaman benim rolüm, matematik, fen, dil başarısını yükseltmek. Yine uluslararası sınavlar, PISA, TIMSS, PIRLS gibi sınavlar. Bu sınavlarda ne ölçülüyor? Öğrencilerin demokratik tutumları mı? Farklılıklara saygı. Öne çıkan şeyler nedir? Öne çıkan şeyler şu. Yine matematik, fen ve dil alanında ne kadar başarılı okul? Bunları, o zaman bunlarla karşılaştırdığımıza göre okul sürekli böyle hesaplarını güncelleyen işletmeye benziyor. Sadece bunlar önemlidir. Çünkü benden bunu bekliyorlar. Başarı dediğin şey budur. O zaman benim bunu yapmam lazım diye düşünmeye başlıyor okul. Okulun peki başka rolleri var. Avrupa Konseyi'nin hazırladığı yaşam boyu öğrenme için anahtar yetenekler var. Mesela orada diyor ki demokratik tutum, kazanabilme, girişimcilik, farklılıklara değer verme gibi birçok özellik var. Peki siz bir ölçme kitabında öğrencilerin demokratik tutumunu nasıl ölçebileceğimizle ilgili bir kaygı, bir bölüm, bir ölçek, nasıl ölçebileceğimize dair bir metin gördünüz mü? Bunu okul önemsememeye başladı. Çünkü okula diyoruz ki şu matematik işini ne yapacaksın sen? Bunlar buradan şu anlama gelmiyor. Bu matematik önemsiz anlamına gelmiyor. Fakat okulun rolü sadece bu değil. Okul bir an önce aklını başına toplayıp tez vakitte şu geleneksel rollerine bir sahip çıkması lazım. Öğrencilerin sosyal, ahlaki gelişimi, psikomotor gelişimini ne yapacağız? Ya onlar senin rollerin. Peki onları niye unutuyorsun? Okulun bu sadece bilişsel alanla ilgili beceriler ölçmeye yönelik hale gelmesi okulun işlevini azaltıyor, değerini düşürüyor. Okulu tekrar eski değerli günlerine döndürmemiz lazım. Diğer özelliklerini de mutlaka ölçer hale getirmemiz lazım okulu. Yine sanki böyle okulu dikkat ederseniz elinde bir terazi var. Elinde böyle ölçme aracıyla dolaşıyor okul. Yani öğrenci görse hemen ölçüyor başarısını. Tamam diyor gel bakalım senin şu kadar başarılısın sen. Diğer taraftan okulun merkezinde öğretmen varken, şimdi merkez belirsizleşmeye başlıyor. Merkeze kimin olduğu belli değil. Yani merkeze giren çıkan belli değil. Şu küreselleşmeyle birlikte ekonomi dünyasının, iş dünyasının talepleri çok artmaya başladı. Okuldan diyor ki bak ben şu becerilere sahip insan istiyorum. Çünkü artık malzemeyle bilgiyi buluşturmadan iş yapmak mümkün olmamaya başladı. Ben diyor şu özelliklere sahip insanlar istiyorum. Senin bunu bana sağlaman lazım. Bir kere bu duruyor bir kenarda. Yine geleneksel toplumun beklentileri var, devletin beklentileri var okullardan. Öğrencinin kendi ilgi yetenekleri var. Öğrenciye göre mi olacak? Bütün bunlar okulun merkezinde. Merkezinde olmayan henüz çevrenin talepleri, bizden gelecek kuşakların talepleri henüz okulun merkezinde değil. Okulun yapması gereken burada ne olabilir? Tabii bu taleplere gözünü kapatacak durumda değil okul.
Yapacağı şu. İşte rekabet kaçınılmaz bir şey. Adil rekabet, adalet duygusunu kazandırabiliyor musun okulda? Kalkınma. Tabii ki yani okul, ben bu çevrede olup bitenlere gözümü kapatırım, bunlar beni ilgilendirmez diyemez. Sürdürülebilirliği getiriyor mu? Yani okul dünyadaki gelişmelere anlam, değer, ihtiva, derinlik katabiliyor mu? Eğer katabiliyorsa rollerini yerine getiriyor sayacağız biz. Katamıyorsa merkezde bu kadar eleman var. Aslında merkezde çok kişi kurumun olması merkezi belirsizleştiriyor. Anlamını kaybediyor. Okul bu merkeze anlam, değer, derinlik katabilmesi lazım mutlaka. Evet, diğer bir durum. Okul dalga geçiyor öğrenci. Bak, parmak işareti yapmış arkasından. Vazgeçilmezlikten, vazgeçilmez bir pozisyondan yoğun tartışmaya, vazgeçilebilir olmaya doğru gidiyor. Eskiden böyle tahtında kuruluydu okul. Bilginin tek merkezi, vazgeçilmez, tartışılmaz bir yerdi. Kimse okulu tartışmak falan aklına gelmezdi. Ya da çok az kişinin geliyordu. Mutlaka her zaman okula karşı bir hareket olmuştur. Eleştiren pedagoglar her zaman olmuştur. Ama şu anda yoğun bir şey var. Saldırı okula karşı. Mesela Amerika'daki öğrencilerin sadece %46'sı diyor ki bir lisans eğitimi gerçekten işe yarar diyor. Yine Amerikalı öğrencilerin %70'i orta öğretimden yüksek öğretime geçiyor ama sadece 2/3'ü bitirebiliyor. Yine homeschool uygulaması, ev okulu uygulamasının yapıldığı ülkelerde mesela bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri son 3-5 yılda hızla artarak ev okulu uygulamasından faydalanan öğrenci sayısı 2 milyonu aştı. Okula güvenmiyor insanlar artık. Daha fazla tartışıyorlar. Yine okullardaki güvenlik sorunları, alkol, madde bağımlılığı gibi sorunlar da bunu tetiklemeye başladı. Yine çok önemli bir şey daha. OECD ülkelerinde insanlar ortalama olarak bir yılda 76 saat okul dışı kaynaklardan gidip ders alıyorlar, kurs alıyorlar. Yani bir dershaneye gidiyor, kurs alıyor. Bu ortalama 76 saat. 5'te 4'ü işle ilgili. Yani mesleğin becerisini kazandırmak için alıyor. O zaman okul bunların peşinden koşup, acaba insanlar benim dışımdaki öğretim merkezlerine gidip ne öğreniyorlar orada, benim öğretemediğim şey nedir diye bunun peşinden koşması lazım. Okulu kısaca şöyle yapmamız lazım. Biraz daha açık sistem haline. Bir kere önce okulun ne olduğunu da iyi anlamamız lazım. Okul benim tanımımla öğrencilerin temel yaşamsal becerilerine değer ve anlam katılan yer. Değer ve anlam katılarak geliştirilen yer okul. Şimdi okul kendi vizyonunu böyle geniş algılarsa, yani şu konuları öğreteceğimiz yer değil. Çünkü konular değişebilir. Biz yaşamsal becerilerine değer ve anlam katarak geliştirmek istiyoruz öğrencileri. O zaman okula çevrenin zenginliğini okulun için adapte etmemiz lazım. Yani farklı alanlarda çalışan profesyonelleri okulun, yine eğitimciler koordinatörlüğünde okulun bütün süreçlerine dahil etmemiz lazım. Bir avukat, bir mühendis okulun bütün süreçlerine mutlaka daha açık sistem haline getireceğiz. Çevresindeki farklılığı içinde koyacağız okulun, ama burayı Milli Eğitim Bakanlığı istihdam ederek değil tabii. Yine onlar mesleklerini yapacaklar. İçine katacağız. Bütün yönetim, denetim süreçlerinde çevrenin zenginliği dahil etmek istediğimiz zaman okul kendi yolunu kendisi bulacak. Okyanusta, fırtınalı bir denizde, dalgalı bir denizde kendi yolunu kendisi bulacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim. Eğitim artık okulun davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla değişiklik meydana getirme sürecidir de. Teşekkür ederim.